Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda draft yapıyoruz. Daha önce iki farklı draft yapmıştık. Bu sefer konseptimiz onlardan biraz daha farklı olacak. Türkiye Süper Ligi'ndeki bütün takımlardaki en iyi 5 tane futbolcu alınıyor. Toplamda 100 tane futbolcu yeniden Süper Lig kulüplerine dağıtılacak. Tabi bunu kura usulüyle yapıyoruz, onu birazdan göreceksiniz. Bu 100 tane oyuncuyu Süper Lig kulüplerine dağıttıktan sonra ise 5 yıllık simülasyon yapıyoruz. Süper Lig'de dengeler nasıl değişiyor? Avrupa'da başarı geliyor mu? Bazı seferlerde başarı gelme olasılığı yüksekti çünkü. Bu draftlarda ya bugün çok bir başarı beklemiyorum. Belki konferans ligi olur ama belli de olmaz diyelim. Bunların hepsini takip edeceğiz. Bu arada Instagram adresimi ve Discord sunucumuzun linkini yorum kısmına sabitliyorum. Mutlaka aramıza katılın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi online turnuva sistemine geldik. Burada 20 tane grup sayısı yazdım. 40 tane katılımcı var. 40'a 60 diye böldüm çünkü 64'ten fazla katılımcı sayısına izin vermiyor sistem. En azından benim bulduğum site izin vermiyor. Daha iyi site önerirseniz onları ilerleyen dönemde kullanırız. Benim bulabildiğim bu şu an için. 40'a 60 diye dağıttık dedim. 20 tane grup sayısı var. Bu 20 grup sayısı 20 tane takıma eşdeğer. Bu 20 tane takımın sıralaması da tamamen FIFA'da nasıl sıralandılarsa. Genellikle alfabeye göre bir sıralama var. Şu an sizlerle paylaşıyor olmam lazım sıralamayı. Bu sıralamaya göre işte 1. grup Adana Demirspor, örneğin 8. grup Galatasaray, 15. grup Kayserispor gibi olacak. Yani o gruplara denk gelen oyuncular o takımlara gidecek. Hazırsanız ilk 40 tane futbolcuyu draft etmeye başlıyoruz. Diğer tarafta da muazzam isimler var. Bakalım hangi oyuncular nereye gidecek? Başlıyoruz. Canlı kura çek diyorum buradan. Tema açık. Kura çekiş hızı normal. Aslında hızlı mı yapsak, normal mi yapsak? Kura çekiş hızını normal yaptım ve Okan Kocuk'la başlıyoruz. Adana Demirspor'a gitti. İkinci grup yani Alanyaspor Sangare ile anlaştı şu an. Üçüncü gruptayız. Altay'da sıra. Alexis Rafael Perez Altay'a gitti. Antalyaspor 4. grubumuz ve Kapel bundan sonra Antalyaspor'da oynayacak. 5. grup Beşiktaş, Benjamin Tete Beşiktaş'a giden isim. 6. grup Rizespor ve Jeffrey Bruma ile anlaştı, Kasımpaşa'nın stoperiyle. Fenerbahçe'ye geldi sıra. 7. grup Empoku Fenerbahçe'ye gitti. 8. grup Galatasaray ve Soner Aydoğdu Galatasaray ile anlaşıyor. Gaziantep'le devam ediyoruz. 9. grupta Paşao Altay'ın forveti. Biraz yaşlı ama yapabileceğimiz çok da bir şey. Giresun'dayız. Adem Büyük de anlaştı Giresunspor. Göztepe sırada 11. grup. Ryan Dong bundan sonra Göztepe'de. Belki ilerleyen dönemde Wonderkid'lerle de yaparız Türkiye'deki. Mame Diouf 12. grup yani Hatayspor'a gitti. Diouf'u aldılar. Zaten Diouf Hatay'daydı. Pınares, Karagümrük'te. Kasımpaşa'dayız. 14. gruba geçtik. Ruben Ribeiro Hatayspor'dan geldi buraya. Kayserispor 15. grup Yusuf Erdoğan'la anlaştı. 16'dayız. Konyaspor'dayız şu an ve Endong bundan sonra Konyaspor'da. 17. Orada 17, 18, 19, 20 yazmıyor ama Başakşehir Sitya'yı aldı. Sivasspor'dayız. 18. grup. Dino Arslan'a geç. Trabzon'a geçtik. 19'dayız. Ve Pelo Pesi'yi aldılar. Yeni Malatya. Yani 20. sıradaki takım. Amir Hacı Ahmetoviç'le anlaştı Yeni Malatya. Tekrar başa dönüyoruz. Lorenzi Adana Demirspor'da. Alanya. Andrea Poli dedi Alanya. 3. grup Altay. Kerim Afez. İyi bir isim gitti Altay'a. Antalya ile devam ediyoruz. Kapel'den sonra Freddy geldi. Zaten Freddy Antalya Spor'un oyuncusuydu. Başka bir kulübe kaptırmadılar. Poco Beşiktaş'ta. Benjamin Tete'den sonra Rize Spor Hamilton'u aldı. Jeffrey Bruma'dan sonra. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bu sefer Sukubic'i alan bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray Soner'den sonra İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a gitti. Sıra geldi 9 yani Gaziantep'e Sabah'la anlaştılar. Sabah daha iyi oldu Paşao'dan yaş durumundan dolayı. Giresun Hayradinovic dedi. 11 Göztepe'deyiz. Valentin Eyseric. 12 Hatay'a geldik. Halil Akbunar artık Hatay'da. Karagümrük 13. Enzo Crivelli. İyi bir forvet geldi Karagümrük'e.
Kasımpaşa. Ribeiro'dan sonra Rudolfen. Kayserispor'dayız. 15. Wallace'daydı Kayserispor. Önemli bir stoper bence Wallace. Konyaspor Munir'i aldı. Kaleci getirdi Konyaspor. Başakşehir'e geldik. 17'deyiz. Sıra oraya artık Başakşehir'de. Sivasspor kimi alacak? Aziz Behiç Sivas'ta. Son 2 tane oyuncu kaldı. Trabzon. Ahmet Aslan dedi. Ve yeni Malatya. Bakalım son oyuncu kimmiş? Erhan Çelenk dedi ve ilk 40 futbolcuyu burada bitirmiş olduk. Asıl baba futbolcular denilebilecek futbolcuların bulunduğu yere geldik. Büyük takımların futbolcuları burada. Bakalım hangi kulüplere gidecek bu futbolcular? Canlı kura çek diyorum bu sefer. Normalde ile bir tık hızlı yapabiliriz. Hazırsanız başlıyoruz. Efecan Karaca, Adana Demir'de. Alanya. Marek Amşik dedi Alanya Spor. Altay. İrfan Can Kahveci Altay'a gitti. Antalya'dayız. Çatli. Artık Antalya'da. Beşiktaş. Carlos Mane. Rize Spor. Cilo Boji dedi Rize Spor. Fenerbahçe'ye geldik. Manuel Fernandez Fenerbahçe'de. Galatasaray. Uğurcan Çakır dedi. Bence çok ilginç durumlardan biri. Zalay Gaziantep'e gitti. Giresun'da Sofyan Feguli ile anlaştı. Göztepe. Simon Deli. 12 Hatay'dayız. Borha. 13 Karagümrük'te devam ediyoruz. Altay Bayındır Karagümrük'te. Kasımpaşa. Yannick Bolasie dedi. Kayserispor. Mesut Özil Kayseri'de. Konyaspor'la devam ediyoruz. Miralem Pjanić Konya'da artık. Başakşehir. Hakan Arslan. Sivas'tayız. Karamoh dedi Karagümrük'ten. Trabzon. Bakalım kimi alacak. Marka Trabzon'da. Yeni Malatya. Faysal Fajır dedi. Başa döndük. Adana Demirspor Valentin Rozier ile devam ediyor. Alanya Mehdi Benatya. Jonas Svensson Altay'a gitti. Antalya Spor Edin Visca dedi. Başakşehirlileri topluyor. Beşiktaş Kayode ile anlaştı. Rize Spor Davison. Fenerbahçe'ye geldi sıra. Alex Teixeira Fenerbahçe'de. Çok ilginç oldu bu da. Galatasaray Caner Erkin dedi. Yıllar sonra Gaziantep. Patrick Van Aanholt Gaziantep'te. Giresun. Matias Vargas. Giresun iyi kanat topladı. Göztepe Maxim diyor. Hatay Spor'dayız. Ahmet Oğuz. 13. Karagümrük. Fernando Muslera mı? Altay Bayındır'dan sonra Muslera da gitti. Kasımpaşa. Pohjan Palo. Kayseri. Gavranovic. Zaten oradaydı. Konyaspor Yones Belanda dedi. Başakşehir. Lucas Lima. Sivas Spor. Bakasetas Sivas'ta. Trabzon. Silvio Lung dedi. Ve yeni Malatya. Muhammed Demir. Başa döndük. Son artık. Vitor Hugo. Adana Demirspor'da. Alanya. Fabio Borini. Bayağı iyi üçlü. Üçüncü grup Altay'dı. Vakayemi Altay'da. Antalya Rahim Babel dedi. Beşiktaş. Gradel. Beşiktaş gerçekten çok kötü çekiyor bu arada. Balotelli Rize Spor'da. Yedinci grup. Fer. Fenerbahçe'ye gitti. Galatasaray. Kayseri'yle anlaştı. Gaziantep'teyiz. Steven Colker. Giresun. Onuncu grup. Vida Giresun'da. Giresun da bayağı iyi oyuncular getirdi. Holmen Göztepe'ye gitti. Hatay Spor Okaka dedi. Karagümrük Cuanova ile anlaşıyor. Kasımpaşa'dayız. Bernard Mensa. Kayseri Spor. Kitsiyu. Konya Spor'a geldik. Biglia. Konya gerçekten iyi adamlar aldı orta sahaya. Gezal artık Başakşehir'de. Sivas Loic Remy dedi. Trabzon, Luis Gustavo Trabzon'da ve yeni Malatya, Gökhan Gönül dedi ve draftı tamamladık. Artık şöyle yapacağız, ben bu oyuncuları kariyer modunda ekleyeceğim ve kariyer modunda simülasyonlara geçebiliriz. Bütün draft işlemini ayarladım. Oyuncuları kadrolara yerleştirdim. Biz bu draft sonrasında Kasımpaşa ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. 5 yıl boyunca buradayız. Bakalım buraya gelen oyuncular neler yapacak, diğer takımdakiler neler yapacak? Avrupa'da başarı gelecek mi? Bunu çok yakından takip edeceğiz. Sezon sonuyla başlıyoruz. İlk sezon sonuna geldik. Bakalım Süper Lig'de dengeler ne kadar değişti. Kasımpaşa ile biz 42 puanla 15. olmuşuz. Beşiktaş 11.liğe kadar düşmüş 53 puanla. Trabzon hemen üstünde 54 puanla 10. Üstlere doğru çıkıyoruz. Alanya 5. Karagümrük 4. Başakşehir 3. İkisi de aynı puandaymış. Galatasaray 2, Fenerbahçe 71 puanla şampiyon oldu ilk sene. Aslında üst tarafta birbirine çok dengeli geçen bir şampiyonluk yarışı görüyoruz ama
Aradan Fenerbahçe sıyrılmayı başardı diyebiliriz. Türkiye Kupası'na gelindiğinde Kasımpaşa 1. turda elenmiş. Bununla birlikte çeyrek final sonuçları Galatasaray ve Karagümrük finalde şampiyon penaltılarla Galatasaray oldu. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş vardı. 5 puanla Avrupa Ligi'ne düşmüşler burada. Başka da Türk takımı görünmüyor. Şampiyonlar Ligi'ne hızlıca geçiyorum. Real Madrid 1-0'la finalde Bayern'i yenmiş. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde gruplarda Fenerbahçe 4 puanla sonuncu, Galatasaray 9 puanla ikinci oldu. Ön elemede 2 tane Türk takımı. Beşiktaş penaltılarla Monaco'yu eledi. Galatasaray da Lille'yi eledi. Son 16 diyorum. Beşiktaş 5-4 ile Leverkusen'a kaybetti. Galatasaray çeyrekte. Galatasaray Atalanta'ya penaltılarla elendi. Ne yazık ki. Şampiyon Atletico Madrid aslında Avrupa Ligi'nde kötü bir sene değildi. Bence iyi işler yapmış bizimkiler. Geldik Konferans Ligi'ne. Burada Gaziantep 11 puanla D grubundan lider çıktı. Başka da Türk takımı Trabzon varmış. 15 puanla lider H grubunda. Ön elemeyi geçiyoruz. Son 16'da bakalım Gaziantep PSV'ye elendi. Trabzon 6-1 ile Odu geçti. Çeyrek final 4-1 ile Trabzon West Ham'a elendi. Şampiyon Tottenham. Kötü bir sezon değildi bence Avrupa'da Türk takımları adına. Daha iyisi olabilir mi? Neden olmasın? Ligde gol kralı Çaykur Rizespor'dan Balotelli oldu 20 golle. Gradel 2. Teixeira Fenerbahçe'den 3. Bütün liste bu şekilde görüntüde. Gerçekten ortalık baya karışmış. Asist kralı Pelkas Fenerbahçe'den. Muhammed Demir Yeni Malatya'dan 2. oldu. Poli de Alanya Spor'dan 2.liği paylaştı. Gol yemeye maç sayısından Muriç 1. Başakşehir'den Volkan Babacan 2. Megire 2. Bakıyorum Altay Bayındır Karagümrük'ten 8. Uğurcan Çakır 7. olmuş. Yine dikkat çekici sonuçlardan biriydi bence bu sene. Muslera Karagümrük'ten 18. Başka da altını çizeceğimiz bir gelişme orada yok. Geldik Süper Lig'de 2. senenin sonuna. Bu sene Kasımpaşa birazcık yükseldi 11. Başakşehir ve Fenerbahçe de hemen üstümüzde. Yukarılara doğru çıkıyoruz. Beşiktaş 5. Konya, Trabzon, Galatasaray ve şampiyon Karagümrük 84 puanla. Bu sene başardılar. İyi oyuncular draft edilmişti Karagümrük'e. Ve onun meyvelerini bu sene aldılar. Türkiye Kupası'na geldik. Son 16'dan başladı Kasımpaşa. 4-2 ile çeyrek finalde. Burada da Antalya Spor'u eledik ama finalin adı Karagümrük Adana Demirspor. Şampiyon Vavakars Fatih Karagümrük. UEFA Süper Kupası Atletico Madrid'in. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Burada Türk takımlarından Fenerbahçe 2 puanla elendi. Sonuncu oldu. Ve Şampiyonlar Ligi umudu tükendi. Bayern Münih şampiyon. Avrupa Ligi'ne geldik. Gruplarda bakalım nasıl sonuçlar alındı. Galatasaray 7 puanla 3. olmuş. Avrupa Ligi de bizim için erkenden bitti diyebiliriz. Şampiyon Sevilla. Ve Konferans Ligi'ndeyiz. Alanyaspor A grubunda elendi. Başakşehir D grubunda elendi. Karagümrük E grubunda elendi. Hepsi 3. olmuş. Ön elemede Galatasaray vardı. O da elendi. Diğerlerinden farklı bir şey yapmaya kimsenin niyeti yoktu bu sene belli ki. Ve Konferans Ligi şampiyonu Milan. Süper Lig'e döndüğümüzde ligde gol kralı Morelos Galatasaray. Forvet transferi yapmış Alfredo Morelos. Borini 2, Balotelli 3, Pjanic Konyaspor'dan 4. olmuş. Asist kralı Kerem Aktürkoğlu, Crivelli, Koman ve Pjanic diye de devam ediyor. Balotelli de orada. Gol yemeye maç sayısında ise Muslera Karagümrük'ten liderliği aldı. Şampiyonu da Karagümrük yaptı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Diğer isimler de şu şekilde görüntüde. Geldik 3. senenin sonuna. Bu sene Kasımpaşa ile 16.yiz. Başakşehir 18. olmuş. Adana Demir 13. Beşiktaş 9. Karagümrük geçen senenin şampiyonu 7.liğe düşmüş. Üst sıralarda kimler var? Altay, Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe 79 puanla yine şampiyon oldu. İkinci kez. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise Kasımpaşa ile çeyrek finaldeyiz. Kasımpaşa ile yarı finaldeyiz. Kasımpaşa ile finaldeyiz. Rakip Galatasaray şampiyon Kasımpaşa oldu. Kupayı Kasımpaşa'ya kazandırdık bir şekilde. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in. Açıkçası Kasımpaşa ile kupa alacağımızı ben düşünmüyordum ama bu sene iyi oldu diyebilirim. Karagümrük C grubunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanla elendi. Başka da Türk takımı yoktu tabii ki. Liverpool şampiyon. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde ise Galatasaray
Konferans Ligi'ne düştü 3. olarak. Burada da başka Türk takımı olmayınca şöyle Atalanta'nın şampiyon olduğunu sizlere gösterebilirim. Sıra geldi Konferans Ligi'ne. Konyaspor burada 3. olarak elenmiş. Başka Türk takımı Beşiktaş 3. olarak elenmiş. Konferans Ligi'nde gruplardan çıkamıyor takımlarımız. Trabzon'da 4. olmuş. Ön elemede Galatasaray 4-0 dedi. AZ Alkmaar'ı yendi. Sonrasında Chelsea'yi eledi Galatasaray. Mönchengladbach'ı elediler. Finaldeler. Acaba Konferans Ligi geldi mi? Geldi Galatasaray. Real Betis'i 3-1 geçti finalde. Ve şampiyon onlar. Draft'tan bir de Avrupa'da şampiyon çıkardık. Mükemmel. Ligde gol kralı Ali Bek ve Koman ve Varga. 3 kişi birden olmuş. Asist kralı Fenerbahçe'den Teixeira. Trabzon'dan Abdülkadir. Emre Demir ve Kerem Aktürkoğlu diye devam ediyor. 4 kişiymiş bu arada orada da. Gol yemeyen maç sayısında Günay Güvenç, Safonov, Solza, Uğurcan Çakır diye ilk 4 görüntüde. Şimdi Avrupa'da çok büyük bir başarı geldi. O yüzden Galatasaray'ın kadrosuna bir bakalım. Morutan 77 olmuş. Morelos 80 geldi zaten. Kerem iyi gelişti. Galatasaray fena değil ama hani Chelsea falan eleyecek kadro mu? Bu muydu o kadro? Sanki değinmiş ama Uğurcan Çakır'ın büyük bir katkısı var. O da bir gerçek, 82'ye yükseltmiş kendisini. Büyük başarı. Gerçekten bu kadroyla çok üst düzey bir başarı kazandılar. 4. sezon sonuna geldik. Bu sefer Kasımpaşa'yı aşağılarda görmüyoruz. Birazcık daha yukarı sıralara tırmandık diyebiliriz. 7.yiz. Trabzon 12. olmuş. Başakşehir 14. Beşiktaş 6. Fenerbahçe 4. Bu sene şampiyon Galatasaray 71 puanla. Hatay 70. Karagümrük de 69 puanla tamamlamış ligi. Birbirine çok yakın 3 takım ama Galatasaray aradan sıyrıldı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da başladık. Bu sene erkenden avlu attık. Kasımpaşa şampiyon Kayserispor. UEFA Süper Kupası Liverpool'un. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Burada Fenerbahçe 3 puanla sonuncu oldu. Başka da Türk takımı zaten yoktu. Atletico şampiyon. Avrupa Ligi'ne gelindi. Burada bakalım neler yaptık. Galatasaray 2. olmuş F grubunda. Zoraki çıkmışlar. O da ön eleme demek. Sevilla'yı burada 5-1 ile elendiler. Şampiyon Manchester United. Konferans Ligi'ne geldiğimizde Kasımpaşa buradaydı. 6 puanla 3. olarak elendi. Bakıyorum Trabzon 3. olmuş. Malmö ile aynı puandalar ama olmadı. Başka da hiçbir şey yok. Gerçekten bu sene hüsran dolu bir Avrupa macerası. Şampiyon Bilbao. Krallıklara baktığımızda Pojan Polo ve El Kabi, hatta Kerem Aktürkoğlu 3'ü birden gol kralı oldu. Asist kralı Beşiktaş'tan Benjamin Tete. Gol yemeyen maç sayısında Milinkovic Savic Hatay'dan lider. Munir, Ertaç Özbir, Mert Günok diye de devam ediyor liste. Bu sene Altay Bayındır sanırım Karagümrük'te formayı Muslera'dan aldı. Muslera emekli de olmuş olabilir, öyle bir ihtimal de dahil. Son seneye geldik. Süper Lig'de bu sene durum nasıl? Kasımpaşa 10. oldu. Beşiktaş 7, Galatasaray 6. Bir sene şampiyon olan öbür sene şampiyon olamıyor belli ki. Adana Demir 3, Fenerbahçe 2, Trabzon 78 puanla şampiyon oldu. 5 senede 4 farklı şampiyon diyebiliriz. Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa çeyrek finale yükseldi, Beşiktaş'ı eledi. Yarı finalde Trabzon'a elendik. Şampiyon Trabzonspor 1-0'la Kayserispor'u yendiler. UEFA Süper Kupası Atletico Madrid'in. Şampiyonlar Ligi'ne gelindiğinde burada yine hazin son mu? Evet, Galatasaray 1 puan toplayabilmiş sadece. Şampiyon Liverpool. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Hatayspor 2 puanla elendi. Sonuncu olmuşlar gruplarında. Başka da Türk takımı yok. Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea. Konferans Ligi'nde Kayserispor A grubunda 2 olmuş. Karagümrük sonuncu oldu. Fenerbahçe 3. oldu. 2 tane Türk takımını gruplarda kaybettik. Ön elemede Kayseri Admira'yı geçmiş. Sonrasında da Vitesse'ye elendiler. Şampiyon Leicester City. Ligde gol kralı Pojan Palo. 2. Okuma diye bir isim olmuş Fenerbahçe'den. Güven Yalçın 3. Beşiktaş'tan. Asist kralı Güven Yalçın. 11 asist hem de. Mensah Kasımpaşa'dan 2. Gol yemeyen maç sayısında ise Arda Özçimen Göztepe'de lider. Fenerbahçe'de Kononov diye bir kaleci varmış. Adamlar sürekli Rus kaleci mi alıyorlar? Safonov vardı bir ara. Şöyle hızlıca büyük takımlara bakalım. Oyuncuların genlerine. Kayode hala burada 71 geniyle. Mane buradaymış. Orta sahada Hasic Beşiktaş'ta iyi gelişti. Konan Endiri iyi transfer bence. Bir tane Polonyalı iyi bir adam bulmuş Beşiktaş 76 yenli.
Onun dışında defans hattı çok iyi değil. Kalede Deniz Burak Gazi diye bir isim bulmuşlar. O önümüzdeki senelerde devam etseydik çok daha iyi işler yapabilirdi diye düşünmekteyim. Fenerbahçe'ye geldik. Burada forvet hattı Kinzo Okuma'ymış. Japon oyuncu. Merkez forvet. Onun dışında orta saha hattını şöyle göstereyim. 76'lar, 75'ler, 78'ler var. Defansta Kolkır. Fenerbahçe'ye dönmüş Kolkır bu arada. Önemli bir durum. Çünkü ben bütün oyuncuları transfer etmiştim. Kolkır'ı yeniden almışlar. Bununla birlikte kalede Pavel Kononov varmış. Rus kaleci tek başına. Galatasaray'da ise durum şu şekilde. Morutan 80 geniyle herhalde takımı tek başına taşıyor olabilir. Joaquin Gutierrez İspanyol bir tane oyuncu bulmuşlar. Berkan iyi gelişmiş. Luka Suçic'i almışlar. Çok büyük transfer bu arada. Daha iyi genlere ulaşın. Nelson 81 olmuş. Kaleci İrfan Can Eğribayat artık 78 geniyle Galatasaray'da. Bir kere şampiyonlukları vardı. O yüzden Karagümrük'e de bakacağız. Crivelli 73. Orta sahada kimse kalmamış gerçekten. Kaleye bakıyorum. Fernando Muslera 70 gene kadar düşmüş. Trabzon'da ise durum şu şekilde. 82 Abdülkadir Ömür. Orta saha hattı 74-76 seviyesinde. Defans Edgariye 75'miş. Onun dışında daha iyi bir isim var mı? Yok. Kale anlamında da idare ediyorlar denilebilir. Dedik ve artık Süper Lig'deki draft'ın 5 senelik sonucunu aldık. Videoyu ve kapatma zamanı geldi. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.